İnsanlar her zaman mafya babalarına karşı ilgili olmuşlardır. Her ne kadar onları kanunsuz bulup korksalar da içten içe bazılarına hayranlık beslemişlerdir. Özellikle bazı mafya babaları ne kadar ürkütücü olursa olsun kendilerine has karizmaları ile tarihin unutulmazları arasına girmeyi başarmışlardır. İlgi odağı olmayı başaran mafya babalarından en önemlisi de dünyanın her yerinde tanınmayı başaran Al Capone'dur. Berber bir baba ile terzi bir annenin çocuğu olan İtalyan asıllı Al Capone, 17 Ocak 1899'da Brooklyn'de doğdu. Henüz 6. sınıfta öğrenciyken okulundaki kadın öğretmenlerden birini yumrukladığı için okuldan atıldı. Okul hayatı sona eren Al Capone'un hayatta tek bir amacı vardı. O da zengin olmak. Okul hayatı bittikten sonra bar fedailiği yapmaya başladı. Bir kavga esnasında yüzüne aldığı bir yaradan dolayı yaralı yüz lakabını aldı. Sürekli kavgalara karışan Al Capone, dönemin en ünlü mafya babalarından olan Johnny Torrio tarafından keşfedildi. Johnny Torrio, öfkeli ve hırslı bu genci karanlık işlerinde kullanmaya başladı. Kısa sürede başarılı olan Al Capone, haraç ve tahsilat işlerinin başına geçerek Johnny Torrio'nun en güvendiği adamlarından biri oldu. 1919 yılında Al Capone, işlediği suçlardan ötürü Brooklyn'den Chicago'ya kaçtı. Chicago'da işlediği suçlardan ötürü defalarca yargılansa da Johnny Torrio'nun gücü sayesinde hepsinden kurtulmayı başardı. Torrio'nun emekliliğinden sonra Al Capone mafyanın başına geçti. Başa geçtikten sonra sokaklarda terör estirmeye başlayan Al Capone, kendi sattığı içkileri almayı reddeden dükkanları da bombalamaya başlamıştı. Rüşvetle yanına çektiği güvenlik güçlerinin de yardımıyla rakibi olan mafya oluşumlarına da büyük darbeler indirdi. Daha da güçlenmek için yerel seçimlere hile karıştırarak Cumhuriyetçi aday William Hale Thompson'ı belediye başkanı seçtirdi. Siyasi gücü de arkasına alan Capone artık durdurulmaz bir noktaya gelmişti. İşlediği her suçtan kurtulan Capone, vergi kaçırma suçundan 10 yıl hapis cezası alarak 1931 yılında hapse atıldı. Frengi hastalığına yakalanan suç lideri 1939 yılında şartlı tahliye edildi. Ardında birçok suç bırakan Capone, 25 Ocak 1947 yılında hayatını kaybetti.